Dostlar, Yedi Kule Zindanları'nı gezmek için doktor, tarihçi, yazar Ahmet Anapala hocamızın yanındayız. Gerçekten gelip Ahmet hocamızdan burayı dinlemeniz lazım. Bizim tüylerimiz diken diken oldu. Yani zamanında bizim tarih hocalarımız bize böyle anlatsalardı, belki de biz şu anda böyle değildik. Hocam, şimdi teknoloji gelişiyor fakat bizim tarihe karşı ilgimiz, alakamız azalıyor. Evet. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? Vallahi tarihçilerin inatlaşmaması, mutlaka benim kurallarımla öğrenin dememesi gerekir. Teknoloji ilerliyor mu? Teknolojiye ayak uyduracağız. Zamana, çağa. Çocuk ne istiyor? Bilgisayar oyunları mı? Öyle yapacaksın. Ne istiyor? Sosyal medya mı? Öyle yapıp öğreteceksin. Yani zamana direnmek değil, rüzgara karşı yelken açtığın zaman zarar sana olur. Rüzgarı arkana alıp yelkenin şişirip gitmen gerekiyor. Bizim bugünkü maalesef tarih dünyasında benim kurallarım budur. 500 yıl öncesini ben böyle anlatırım diyor. Anlatırsan sen dinlersin, ben dinlerim. Mühim olan eğer çocukları çekmekse onların dünyasına girmek lazım. Çizgi filmiyle, sinemasıyla, oyunlarıyla, teknolojisiyle onlar ne diyorsa onu yapmak lazım. İnat iyi bir şey değildir. Kesinlikle değil. Hocam, şu anki yayınlanan diziler sizce gerçekliğe ne kadar uygun? Ya gerçekliğe uygun olmaz, olmasın da o zaman belgesel gibi olur, kimse seyretmez de. İyi, doğru diyen şey, çok tatlı bir şey değil tarihin kendisi. Onu filmde renklendirmek lazım ya. Özendirici bir hale dönüştürmek. Tabii %30 doğru, %70 yanlışsa, yanlış demeyelim, eklemeyse, öze uygun eklemeyse bu başarılı demektir. Mesela TRT1'de yayınlanan Selçuklu filmi hani %30'a 70 dedim ya, evet. %10'du ondaki doğruluk payı. O bambaşka bir tarih anlatıyordu. Mesela bugünkü Barbaros filmi. Yani öyle bir Barbaros yok. O değil yani Barbaros. O tamamen senaristlerin kendi Barbaros. Öyle kutsal kaseler, ahit sandıkları, gizli mektuplar, kehanetler, onların peşinde koşan Barbaros, gizli kitaplar, öğretiler, bunlar tamamen hava cıva, renk olsun diye ortaya atılmış. Mesela bugün Barbaros filmi de doğru bir film değil yani. Değil maalesef. Hocam, YouTube'da bir tane hocamız da dedi ki, bu Barbaros dizisiyle alakalı. Dedi ki, o zamanki paşa kendine bir günlük tuttu, bu günlüğe uygun yazılıyor. En doğrusu bu olabilir diye. O tarihçi kim? Hocam, şu anda aklıma gelmiyor. Ersan abi mi? Muhtemelen. Kendisi yapıyor da o yüzden öyle yapıyor. Ersan abiye selamlar. Öyle gizli kitaplar, gizli bilgiler, mektuplar falan, onlar yok. Öyle şeyler, hikaye bunlar yani. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Hocam, sizinle tanışmak çok güzeldi. Bir mukabele, ben de öyle düşünüyorum. Sağ olun. Eyvallah. Hocam.